Ben ciddiyim dayı. Merhaba dayım. Buyur. Abi uyuşturucu kullanıyor musun? Yok dayım, kullanmıyorum ben. Peki kullananlara bir tavsiye olmaz dayı. Kullanmasınlar. Diyorsun. Düşmesinler gençler bu şey. Düşmesinler. Düşmesinler dayı. Mahalle kenarlarında gidiyorlar bile, dayı torbacıları buluyorlar. Alıyorlar dayı. Evet. Şu gençlerin haline bak dayı. Allah aşkına şu gençlerin haline bak ya. Elinde bir sigara peki içiyorlar abi, sadece. İçmeyin kardeşim ya. Kullanan var mı? Dayı çevremizde kullanan var. Her yerde kullanan var. Ama düşmesinler. Nasıl temin ediyorlar abi su uyuşturucuyu? Dayı içen... Ne içiyorlar genelde? Cigara, lilika, gerika. O ne abi? Uyuşturucuymuş sözde. Bunların. Heh sözde uyuşturucu. Atlarıymış dayı. Doğayı koru arkadaş. Sen git dayı, sen git. O almış galiba. Alıyorlar dayı, anladın mı yani? Bekle baba. Düşmesinler. Bak, düşmesinler dayım. Eyvallah. Öyle dayım yani. Ben onu söylüyorum sence. Dayı bak, Mevlana gençlerinden tek dileğim şu. İçmesinler, bıraksınlar. Uyuşturucu kötü bir şey. Yani dayı ne diyeyim? Şu gençlerin haline bak. Bak, hepsi Mevlana çocuğu. Hepsi Mevlana çocuğu. Eyvallah. Sen değil mi abisi? Dayı dur. Doğukan Aydın. Etiketleyeyim. Doğukan Aydın 35. Eklesinler beni. Gel baba böyle. Kapat dayıcım. Dayı. Uyuşturucu kullanan gençler hakkında ne yaptığını istersin? Benim uyuşturucu kullananlar bence kullanmaya devam etsinler dayı. Güzel bir şey. Güldürüyor. Dayı. Sen anladığım kadarıyla kullanıyorsun. Dayı kullanmıyorum. Dayı, karşıyım ama dayı, kullanan kullansın dayı. Biz bekle baba. Dayı. Dayı niye kullansınlar biliyor musun dayı? İnsanların şu anki herkesin bir derdi var dayı. Derdin tasasını alıyor, alkol olmuş, kaç para bir şivaş bir rak kaç para olmuş, 100 liralık cigara alacaklar, içecekler, tamam dayı. Tamam. İyi. Kafayı dayı, çok fena. Evet. Dayı ben daha fazla... Gel böyle amca oğlum. Dayı, cigara güzeldir, cigara içsinler. Lika'nın kafası boş muhabbet, lika içmesinler. Sikini kaldırmıyor. Şeker içeceklerse sağlam şeker içsinler dayı. Bu ne ya? Şeker gidip 2-3 tane şeker içiyorlar, boş şeker, ondan sonra 2-3 tane şeker içme oluyor. Siz gidin birader, dayı en güzel röportajı ben veriyorum yani. Dayı, yarın öbür gün kalkmıyor. Yarın öbür gün kalkmaz. Pişman olurlar. Yarın öbür gün kalkmaz dayı dalgaları. Pişman olurlar ya. Diyorum dayı, içmesinler ya. Zararlı tabii ya. Bak benim sigaram bile yok ya. Ben hiçbir şey demem dayı. Allah razı olsun. Kimdeyim abi? Baba, uyuşturucu kullanıyor musun? Allah korusun. Ne gibi tavsiyelerin olur? Çok pahalı içmiyorum. Hiçbir... Düşmesinler dayı. Pahalı değil mi? Bilmiyorum abi ben. Dayı sen bizi paket ettireceksin. Dayı yok ben bilmiyorum. Aha geliyor bizim mahallenin bak torbacısı geliyor. Torbacısı geliyor. Ege'nin ev TV. Uyuşturucu kullanan gençlere ne tavsiye edersin abi? Ne tavsiye ederim biliyor musun abi? Biliyorsun. Abi içmesinler. İçmesin. Vallahi içmesinler. İçecek bir şey değil. Yani başlarsa sonu gelmez. Ben bunu söyleyeyim. Kurtulması çok mu zor? Çok zor abi. Kurtulabilseydik biz kurtulurduk. Sonunu düşünen kahraman olmaz mı o zaman? Ben içeceğim abi evet. Yapma ya. Vallahi. Peki abi nasıl temin ediyorsunuz? Temin mi? Temin etmesi basit abi. Orası paraya bakıyor. Diyorsun. Tabii. Para olunca kolay mı oluyor? Tabii. Sivil dayı kimliğine bakabilir mi? Lan oğlum dayı kim? Dayı sivil değil ya. Çıkart lan telefonu. Dayı bizden. Çıkart göster. Ne göstereyim? Gösterdim ya, zaten. Vallahi abi bence içmesinler. Akılları varsa zaten düşmezler. Biz düştük, onlar düşmesinler abi. Peki abi sen kurtulmak istiyor musun? İstiyorum abi. Ne yapman gerekiyor peki? Abi ne yapmam gerekiyor? Kafamda bitirmem gerekiyor. Önce. Aynen öyle. Kafanda bitirmezsen seni zincire de vursalar zincirin 20 gün 20 yıl zincirde kalsın. 20. yılın ilk günü çıkarsın gidersin direkt torbacıya içersin. Ya. Bak önemli olan kafada bitirmek. Bak cezaevine girip de bitiremeyenler de var. Mesela kaç sene yatıyor adam çıkıyor gene içiyor. Eyvallah. O da bıraksaydı bırakırdı. Önemli olan zaman değil. Önemli olan kafada bitirmek. Eyvallah. Peki abi yani yeni yetişen nesil biliyorsunuz okul önlerinde de falan her yerde var abi. Satıyorlarmış. Ya abi her yerde var. Herhalde. Polis bak, bizim okullar diyor. Okulu bıraktım ben. Rica ederim. Bizim abi okul döndü bunlar abi her şey var. Abi artık bu devirde yani neye şaşırıyorsun ki sen? Her şey var. Her şey var. Allah Allah şaşırttın beni ya. Vallahi abi şaşırma bence. Yok sen ne diyorsun? Ben de çok şaşırdım. Dayı, ben de sen dayı, ben hiçbir şey söylemek istemiyorum ya. Limonez istiyorum. Limonez. Bu telefon kimin lan? Caner arıyor seni. Görüyorsun işte abi gençlik. Eyvallah. Baba içici misin? Yok dayım ben içmiyorum. Kullanmıyorum. Satıcı mısın? Hayır dayı satmam. Kullananlara da tavsiye etmiyorum ben dayı. İçmesinler abi. İçmesinler değil mi birader? İçmesinler bak İçmesinler. Düşüyorlar bir daha kurtulamıyorlar. Kafalarında bitirmek zor yani bunlar. Görüyor musun? Yarın öbür gün kalkmaz dayı yani anladın mı? Bak şu arkadaşımıza. Don't smoke kardeş. Ha don't smoke. Don't smoke dayı içmesinler. Dayı içmesinler ben tavsiye etmiyorum yani. Anladın mı dayı? 10 tekrar oldu yeter. Hah 10 tekrar oldu dayı. Evet. Merhaba bu gençlerin uyuşturucu kullanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hükümet tavsiyelerde bulunursunuz. Hükümetin en büyük öncelikli meselelerinden bir tanesi yani gençlerimiz heba oluyor.
gençlik gidiyor. Hükümetin buna bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Yani kanunsa kanun, ne çıkması gerekiyorsa mecliste bir an önce bu yasalar çıkarmaları gerekiyor. Eyvallah. Yani İçişleri Bakanlığı ve Emniyet bu konuyla ilgili bayağı bir çalışıyor gibi. Çalışılıyor ama bu rant artık Türkiye'de bir geçim kaynağı olmuş. Bu rantı kesmeleri için Türkiye artık TV'de izlediğimiz kadarıyla uyuşturucunun merkezi olmuş. Eyvallah. Torbacılar yakalanıyor genelde ama... Torbacılarla çözüm değil. Torbacı esas yukarıda babaları yakalamak. Eyvallah. Siz ne düşünüyorsunuz beyefendi? Uyuşturucu kullanan gençlerle ilgili bunların baronları ne kadar önlem alınıyor? Satıyor zaten. Torbacılar yakalanıyor. Ondan sonra yani gerçek bu işi yukarıdan idare edenler kimler sence? Ne düşünüyorsun? Neler tavsiye edersin? Ne gibi önlemler alınmalı? Bence baronlardan siyasilere kadar uzanıyor. Bunu görüyoruz. Yani son 20 yılda yani %500 artmış, belki daha fazla. İyiye gitmiyoruz. Arkadaşın dediği gibi rant olayı var. Bir şekilde bunu önlemeleri lazım. Geleceğimiz yani dış ülkelerde bu işi yapanlar gelip İstanbul'da biliyorsunuz uyuşturucu baronları artık orada keyif sürüyor. Hatta çatışıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Merkez oldu Türkiye. Yani Türkiye bu işin merkezi haline, Kolombiya gibi, Meksika gibi bir ülke haline gelmeye başladık. Eyvallah. Sizce İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili yeterli önlemleri alıyor mu, almıyor mu? Alıyordur muhtemelen. Yeterli mi değil? Yeterli değil bence. Sizce? Evet. Eyvallah.